Nurullah Ataç'la devam ediyoruz. 1898-1957 yılları arasında yaşamıştır Nurullah Ataç. Türk edebiyatının deneme türünün, eleştiri türünün ve çeviri türünün en önemli isimlerinden birisidir. Galatasaray Lisesi mezunudur. Fransızcayı çok iyi derecede bilmektedir. Cumhurbaşkanlığında mütercimlik yapacak kadar bilmekte ve bu görevden emekli olmuştur sanatçımız. 17 Mayıs 1957 tarihinde de hayatını kaybetmiştir. Nurullah Taş'la ilgili bilmemiz gereken en önemli şeylerden birisi deneme, eleştiri, günlük, söyleşi türünde eserler vermiştir. Roman, öykü türünde eseri yoktur sanatçımızın. Bu konuyla alakalı eleştiri türünde çok önemli bir isim olduğunu söyledik. Ee, yazarları, şairleri bu anlamda ciddi olarak eleştirmektedir. Kendisine bir röportajda ee, bu kadar eleştiri yapmasına rağmen roman şöyle yazılır hikaye şöyle şiir şöyle yazılır demenize rağmen neden roman veya öykü yazmadınız bu türlerde eser vermediniz diye soru yöneltilir kendisi de şöyle ifade eder ben e, yumurta'nın iyisini güzelini iyi pişmişini kokusundan anlarım tazesini ama yumurta yapamam der bu şekilde ustaca bir kelime oyunuyla sanatçımız bu konuya açıklığa kavuşturur. İlk yazısını 1921 yılında Derya dergisinde yayımlamıştır sanatçımız. Genç şairlerin tanınmasında yazılarıyla büyük emeği olduğunu söyleyebiliriz. O dönemin döneminde ee subjektif eleştiriler yaptığını söyleyelim. Yani öznel eleştiriler. Ben bu eseri beğendim veya beğenmedim tarzındaki eleştirilerdir bunlar. E, bu anlamda e, kendi yorumunu, kendi birikimini ortaya koymaktadır sanatçımız. E, Subjektif olduğunun vurgusunu yapalım. Döneminde otorite olarak kabul edilmektedir. Hani bir örnek vereceğim, teşbite hata olmaz derler. E, bugün tarih alanında İlber Ortaylı neyse, danışılan, çekinilen isim olarak karşımızdaysa, edebiyat alanında da, eleştiri alanında da Nurullah Ataç o konumdadır bunu bilmenizi isterim. Yani onun övdüğü şair ya da yazar bir anda yükselirken, kitapları satmaya başlarken onun eleştirdiği isim bir anda edebiyat dünyasından silinebilmektedir. Edebiyatımızda eleştiri türünün gelişmesinde önemli katkıları olmuştur sanatçımızın. Bu konuyla alakalı özellikle az önce belirttiğim hususla ilgili eleştirisi ile alakalı Sanatçımızın diyelim ki isimli eserine bakmanızı ve oradaki ben isimli denemesini okumanızı tavsiye ederim. Bunun dışında yine aynı eserde yer alan eksiğimiz isimli denemeyi de mükemmel bulacağınızdan ve kendinizi sorgulayacağınızdan eminim. Bunları özellikle tavsiye ederim. Türkçenin özleşmesinde öncülük etmiştir önemli adımları vardır. Eserlerinde öz Türkçe kelimeler kullanmaya çalışmıştır. Orta Asya'dan bir nevi kelimeler seçmiş. Onları yazılarında da uygulamıştır. Bugün elinize aldığınızda onun eserlerini öz Türkçe kelimelerle bolca karşılaşırsınız. Ve yanında hemen parantez içerisinde günümüz Türkçesinden veya daha çok kullanım sahasında olan kelimeleri bulursunuz parantez içlerinde anlamını Fark etmeniz adına yer alır. Yeni sözcükleri savunmuştur. Yeni türetilen sözcükleri. Bunların bazılarını yazılarında kullanmıştır özellikle. Yerleşmesini sağlamaya çalışmıştır. Güncek kelimesi günlük yerine kullandığımız güncek kelimesi ona aittir. O kadar takıntılıdır ki bu meselede ve bağlacını Arapça olduğu için öğrendikten sonra bunu kullanmamıştır konuşma dilindeki devrik cümlenin yazıda kullanılması gerektiğini ve doğruluğunu savunmuştur sanatçımız. Bu konuda hassastır, devrik cümlelerin ustası olduğunu söylemek mümkün. Akıcı bir dili vardır, sağlam bir üslubu bulunmaktadır ve inandırıcıdır. Cumhuriyet döneminde deneme türünün en başarılı temsilcisidir. Yeni bir düz yazı dilinin kurulmasına öncülük etmiştir sizi yormayan sizinle sohbet ediyormuşçasına bir üslupla ele aldığı yazıları oşa gitmekte, dikkat çekmekte, beğeni toplamaktadır. Bu hala böyledir. Çeviri alanında 50'ye yakın eser vermiştir ve bu çeviri alanını o kadar önemsemiştir ki sanatçımız benim beni geleceğe taşıyacak olan eserler çeviri eserlerim demiştir. Bunun dışında günce yani günlük alanında Burada e, yaşamının son iki yıl ifadesi geçiyor ama yaklaşık 3-4 yılı bu yanlış bir bilgidir bence. E, buraya yanlış e, bir aktarım oldu sanırım. 3,5-4 yılını kapsayan bir süreci ele almaktadır. 53 ile 1953-54 ile 57 yılları arasını daha çok kapsadığını görürüz. 2 ciltlik bir eserdir bugünce bilmenizi isterim. Edebiyatı kendine dert edinmiş, gece gündüz edebiyat düşünen bir adam olarak bilinmektedir Nurullah Ataç. Eserlerine bakalım. Karalama Defteri, Okuruma Mektuplar, Günlerin Getirdiği, Günce Bir, Günce 2, Sözden Söze, Diyelim, Söz Arasında, Söyleşiler, Dergilerde, Prospero ile Caliban, Ararken isimli eserleri sanatçımızın en önemli eserleridir arkadaşlar.